Silindir şeklindeki bir kütüğün çapı 12 santimetre imiş. Kütüğü düzlemsel olarak kesen iki kesme işlemi sonunda kütükten bir takos çıkarılmış. Kesme işlemlerinden ilki silindirin eksenine dik olarak yapılmış. İkinci kesme işleminin düzlemi de birinci işlemin düzlemiyle 45 derecelik bir açıya sahipmiş. Bu iki düzlemin kütükle bir tek ortak noktası varmış takozdaki küpik santimetre sayısı n çarpı pi ile temsil ediliyormuş ve burada n pozitif bir tam sayı değil mi? Hacimden bahsediyor küpik santimetre ve neyi bulunuz demişler. Şimdi biraz düşünelim. İşe bize verilenleri çizerek başlamak istiyorum. Elimizde çapı 12 santimetre olan silindir şeklinde bir kütük var. Şöyle çizeyim. Evet, bu kütüğün alt ya da üst kısmı çapı 12 santimetre. Bu bir silindir olduğu için buna benzeyen bir şey olacak. Evet, sorudaki kütüğün bu olduğunu düşünelim. Kütüğü düzlemsel olarak kesen iki kesme işlemi sonunda kütükten bir takoz çıkarılıyor. Kesme işlemlerinden ilki silindirin eksenine dik olarak yapılıyor. Bu birinci kesme işleminin silindiri bu şekilde yani enine kestiği anlamına geliyor değil mi? Silindirin eksenine dik olan bir kesme işlemi. Ekseni bu şekilde gösteriyorum. Ama çizimi daha da karmaşık bir hale getirmemesi için tekrar sileceğim. Evet, kütüğümüz eğer şeffaf olsaydı yapılan birinci kesme işlemi aynen bu şekilde görünürdü. Başka bir deyişle bunun bir kesit olacağını düşünebilirsiniz. Evet, silindirin eksenine dik olan birinci kesme işlemi hakkında bu kadar konuştuğumuz yeter. İkinci kesme işleminin düzlemi de birinci işlemin düz düzlemiyle 45 derecelik bir açıya sahipmiş. İkinci kesme işlemi bununla 45 derecelik bir açı yapacağı için kütüğü bu şekilde kesecek ve buna benzeyen bir şey elde edeceğiz öyle değil mi? Zira bu iki düzlemin kütükle ortak tek bir noktası varmış. Evet işte bahsi geçen noktada Burası. Buna bağlı olarak n çarpı pi ile temsil edilen takozdaki kübik santimetre sayısını ve sonra da neyi bulmamızı istiyorlar. Yani hacmi bulup oradan neyi hesaplayacağız. İsterseniz bir de bu kesme işlemleri sonucu elde ettiğimiz takozu çizelim. Şimdi bunu buradan çıkarıp ters çevireceğim. Yani eksene dik olan düzlemi takozun tabanı olarak düşüneceğiz. Anlaştık mı? Evet. Bu takozun tabanı Takozun üst kısmını da burada pembeyle gösterdiğim kesme işlemi sonucu elde ediyoruz. Onu da bu şekilde çizeyim. Bunu çizmek evet biraz zor olacak. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. emin olun 45 derecelik açıyla yapılan kesme işlemi ve takoz aşağı yukarı buna benzeyen bir şey olacak. Evet diyebilirim. Buradaki açı, bir saniye bu yüzün çapı aslına bakarak bu bir daire değil de daha çok eliptik bir yüzey öyle değil mi her neyse ne diyordum ee, üst yüzün çapı ile tabanın çapı arasındaki açı 45 derece olacak. Şimdi problemi nasıl çözeceğimize odaklanalım. Kalkülüs kullanabiliriz. Belki de bir şeyi eksen etrafında döndürerek hacim hesaplamamız gerekiyordur veya ortalama da alacak olabiliriz ama bu tarz sorularla karşılaştığınızda önemli olan şey bu sorunu çözmenin kısa bir yolu olması gerektiğini aklınıza getirmeniz. Başka bir deyişle çözüm sırasında eğer kendinizi çok uzun ve karmaşık bir kalkülüs denklemi çözerken bulursanız muhtemelen doğru yolda değilsinizdir. Ve bu sorunun aslında komik denebilecek kadar, evet kolay bir çözümü var. Tabi eğer püf noktayı görebilirseniz, püf noktası bu takozun hacmini hesaplamaya çalışmak yerine, elimizde bunlardan iki tane olduğunu düşünüp, diğerini ters çevirerek bunun üzerine kapamak. Bunu yaparsak, evet eğer elimizde bunlardan iki tane varsa, ikincisini ters çevirip bunun üzerine oturtursak, buna benzeyen bir şekil elde ederiz. Öyle değil mi? Evet, diğer takoz işte burada. Eğri yüzeylerini üst üste getirdim. Peki iki takozu bu şekilde üst üste oturtursanız ne elde edersiniz? Yeşil takozu da şu şekilde gösterirsem tabanı burada olacak. Evet bu iki takoz birlikte neye benzedi? Evet bingo bir silindire. Öyle değil mi? Tabi çapı 12 santimetre olan bir silindir. Burası 12 santimetre. Şimdi silindirin hacmini bulmak için buradaki yüksekliğe de ihtiyacımız var Değil mi? Evet, buradaki uzunluğun ya da yüksekliğin neye eşit olduğunu bulmamız lazım ve 45 derece bize bu konuda yardımcı olacak. Bu arada 45 derece bizim bu iki takozu üst üste koyduğumuzda bir e, dik silindir elde edebilmemiz konusunda da bize yardımcı oldu. Yani bu açı eğer başka bir açı olsaydı bu kadar düzgün bir silindir elde edemeyecektik ama dediğim gibi 45 derece yüksekliği bulmamıza da destek olacak. İsterseniz şimdi biraz düşünün. Başlangıçta çizdiğim bu üçgen, maviyi kullandım, sarıyla, evet bunu bir kere daha çizeyim. Eğri olan yüzeyin çapını alırsam, bu tam bir daire değil ama olsun, bir de tabanın çapını alalım. Bu aradaki açının 45 derece olduğunu da biliyoruz. Burası da 45 derece olacak. Bu uzunluğun 12 santimetre olduğunu da biliyoruz ve karşımızda bir 45-45-90 üçgeni var. İstersen Şuraya bir kere daha çizeyim. Burası evet burası 40. 5 burası da öyle ve bu da 90 derecelik açımız. Bu açının 45 derece olduğunu nereden mi biliyorum? Burası 90 derece ise ve üçgenin iç açıları toplamı da 180 derece ise bu açının 45 derece olması gerekiyor, öyle değil mi? Bir 45-45-90 üçgeninde bu kenarla bu kenar birbirine eşittir, yani bu ikiz kenar bir dik üçgendir. Bu açıların ikisi eşit olduğuna göre bu iki kenar uzunluğu da birbirine eşit olacaktır. Bu da bu kenarın uzunluğu. 12 santimetre ise bu kenarında 12 santimetre olacağı anlamına gelir. Başka bir deyişle aradığımız yükseklik evet 12 santimetredir. Ve artık iki takozun birleşmesinden oluşan bu silindirin hacmini e, hesaplamaya hazırız. Bu hacmi ikiye böldüğümüzde de bizim takozun hacmini bulmuş olacağız. Bizim takoz derken tuhaf oldu. Neyse. Silindirin hacmini bulmak için silindirin üst yüzeyindeki dairenin alanına ihtiyacımız var. Pi çarpı Yarı çapın karesinden bu alanı yarı çap çapın yani 12'nin yarısı 6 santimetre alan pire kare demiştim yani 36 pi silindirin hacmi için bu alanı yüksek de çarpmamız gerekiyor değil mi? Çarpı 12. Böylece hacmi, e, gelin şu çarpma işlemini yapalım. Küçük bir hata yüzünden hatalı bir sonuç bulmak istemiyorum açıkçası. 36 çarpı 12. 36 çarpı 2, 72 eder. 36 kere 1 de 36 ve toplarsak 432 elde ederiz. Evet, 432 pi. Bu noktada bunun iki takozun hacmi olduğunu unutmamalısınız. Evet, bu iki iki takozun hacmi ise, bir takozun hacmi bunun yarısı olacak. Farklı bir renkte yazayım, tek bir takozun, yani bizim aradığımızın hacmi bunun yarısı 216 pi'dir. Bizden neyi bulmamızı istiyorlardı, öyle değil mi? Takozdaki kübik santimetre sayısı, n pi ile temsil edilebilir, n bir pozitif tam sayıdır, neyi bulunuz demişti, bulduk bile. 216.